Ajanız hepimiz biraz ferakelik yapacağız. Bu anlaşma herkes için en doğrusu Dağıstanlı. Allah'ın izniyle kardeşim Mustafa Kemal'in yerine geçince bu beyhude savaş sona erecek. Ağabeyiniz sizi en doğru seçime ikna ettiği için şanslıyız. Ne kadar ileri görüşlü bir adam. Abim bir vatan hainiydi kumandan. Gördükleri de hayalden ibaretti. Dağıstanlı, bu mektubu isimsiz bir vatanperver olarak kaleme alıyorum sana. Sen de okurken hislerini belli etme. Çünkü abin Refik bu satırlarda Yunan'la senin için yaptığı anlaşmanın yazdığını zannediyor. Oysa gerçek şu ki bu İngiliz ve Yunan'ın Türk şanlı direnişini kırmak için tertiplediği bir tezgahtır. Abin de ikbal ve istikbal peşinde bu hain kumpasın bir parçasıdır. Şükür ki bu zarfta okuduğunu zannettiği ihanet anlaşmasının aslı şimdi Ankara'ya doğru yola çıkmış durumdadır. Senin de doğru yolu seçeceğini, vatanperverlerle saf tutacağına ve seninle buluşmaya can atan kumandan Filipos'un buluşma teklifini kabul edip onu öldüreceğine eminim. İsimsiz bir mektuptaki laflara inanmam dersen, ortak bir tanıdığımızın sözleri seni ikna edecektir diye ümit ediyorum. Eşref saati yaklaştı. Haklısın abi. Arkamızdan iş çevirenlere merhamet etmek olmaz. Sevip saysak bile. Sen de bir rüya gördün. Senin de son geldi. Kumandan! Bir kere elimi silkeli lazım. Kumandan! Paşa'ya hazırlık geldi. Tamam. Sizin ne işiniz var burada general? Size dağlılar konusunda uyarmıştım ama beni dinlemeyeceğiniz belliydi. Kumandan bırak. Size bir can olsun var. General, sizin gibi Türkleri iyi tanıyan cesur subaylar Yunan ordusu için büyük bir şans. Emekliliğinizi unutun general. Bak şimdi, şu andan itibaren çok önemli bir vazifeniz var. Sizden Dağıstanlı'nın neşini istiyorum. Buyurun. Paşa sizi görmek istiyor. Refik bizi kandırmış. Demek her şey kardeşi içinmiş. Tabii bizi kandırmış amca. Hayır. Efendiler. Efendiler. Ayıp bunlar. Efendiler. Refik Bey'in İngilizlerle ve Yunanlarla yaptığı anlaşmadan ve bize oynadığı oyundan artık herkesin haberi var. Paşa şunu bildirmemi emretmiş. Yabancı bir devletin koruma ve kollayıcılığını kabul etmek Türk milletinin şeref ve haysiyetine yakışmaz. Himaye asla kabul edilmeyecektir. Türk milleti hürdür. Ya istiklal ya ölüm. Miralayım. Paşa'dan yeni haber verdim Miralayım. Hem Refik Bey'i bertaraf ettiğiniz için hem de vazifeye geri dönebildiğiniz için size takdir ve tebriklerini iletiyorum. Lakin Paşa'nın yeni vereceği vazife sizi biraz şaşırtabilir Miralayım. Neymiş bu vazife? Paşa, Dağıstanlı'nın yanına sızıp bunu kontrol etmenizi istiyor. Söz konusu vatan olunca abisini gözünü kırpmadan öldüren bir adamdan bahsediyoruz Yakup. Paşa Dağıstanlı'dan neden şüphe ediyor ki? Miralay'ın Dağıstanlı tesir altında kalabilen biri gördünüz. Kimin ne tarafa sürükleyeceği hiç belli olmaz. Paşa, Efelerin Ankara'dan bağımsız hareket etmelerinin milli mücadeleyi zayıflatacağını düşünüyor. Tüm milli kuvvetleri tek bir düzenli ordu çatısı altına toplama niyetinde. Aksi takdirde vatan kurtulmaz diyor Miralay'ın. Bunun anahtarı Dağıstanlı'da. Paşa Dağıstanlı'yı yanında istiyor, Filipos'ta kellesini istiyor. Paşa'nın sözü benim için emirdir. Yakup sen gidebilirsin, ben bir müddet daha buradayım. Siz nasıl emredersiniz mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.